Kıymetli dinleyiciler, saygıdeğer misafirler. Bendeniz Halim Gençoğlu, Kepdağ Üniversitesi'nde araştırma görevlisiyim. Afrika Çalışmaları Bölümünde Afrika Kimliği, Afrika'nın Sömürge Dönemi üzerine çalışmalar yapıyoruz, ders veriyoruz. Bunun dışında Osmanlı kültürel mirası ve Afrika'daki tesirleri üzerine hususi çalışmalarımız var. Bunlar Türkiye'de ve diğer ülkelerde çeşitli lisanlarda yayınlandılar. Bugün sizlere malumunuz 2020 yılına dünya çapında damgasını vurmuş olan koronavirüsü vesilesiyle bir konuşma yapmak istiyorum. Bu konuşmam daha ziyade Osmanlı coğrafyasındaki salgın hastalıklar ve bunların Osmanlı toplumuna etkileri yanında Afrika ve Asya'dan gelen, Anadolu'ya gelen vebalar, bunlar üzerine konuşmayı düşünüyorum. Elimdeki belgeler, arşiv malzemesini sizlere tanıtırken slaytlar kullanmayı düşünüyorum. Bu vesileyle beni daha iyi takip edebilirsiniz. İlk slayttan başlayalım. Evet, gördüğünüz üzere ilk slaytta Bosna asıllı bir Yeniçeri'nin vebadan öldüğüne dair bir bilgi, elimizde bir belge var. Bu Osmanlı arşiv belgesinde, bu aynı zamanda salgınlarla ilgili Osmanlı arşivinde benim bulduğum İlk belgedir ki Kanuni Sultan Süleyman dönemine tekabül eder. 1524 senesinde muhakkak tabii bundan önce de Osmanlı Devleti toplumunda salgın hastalıklar baş göstermiştir. Selçukiler döneminde ve daha önce salgın hastalıklar bizi, yani Türk toplumunu alakadar etmiştir. Fakat biz elimizde olan belgeler ışığında salgın hastalıklar üzerine konuşuyoruz. Bu görmüş olduğunuz belge 1524 yılında Bosnalı bir Yeniçeri olan Hasanoğlu Esnehan'ın marazı tavuğuna yakalandığı, yani veba illetine yakalandığı ve bu salgından öldüğü söz konusudur. Bu belgede ilginç olan başka bir şey de Bosnalı Yeniçeri'nin vebadan ölmesine rağmen cenaze namazının kılınmış olmasıdır. Malumunuz vebaya yakalanan hastaların cenaze namazı kılınmadan bir salgın hastalığa sebebiyet vermemesi için alelacele gömüldüğü bilinir. Fakat bunun cenaze namazı kılındığını yine belgeden anlıyoruz. Bir başka vesikada 1579 yılına ait bir belge. Bu belgede ise İpsala kazasında vebaya yakalanan Zado adında bir gayrimüslim ve bu gayrimüslimin yine belgeden hekim ya da şifacı olduğu anlaşılan Hasanoğlu Hüseyin'e gidip tedavi olmak için anlaştığı ve tedavisi bitince paranın geri kalanını ödeyeceğini beyan etmiş. Bu hastalıktan ölür isem şifacı Hüseyin'le davam yoktur, kanım helal olsun dediğine göre vebadan kurtulmak için bir ameliyat söz konusudur. Yine bir başka belge, elimizde olan başka bir belge ise 1726 yılına ait olup İstanbul cami imamlarına verilen bir hüküm, veba illetinin ortadan kalkması için Ahkaf suresinin okunmasının emredildiği görülmektedir bu belgede. İslam hukukuna göre yönetilen Osmanlı Devleti'nin zaman zaman ayet ve hadislerle toplumun maneviyatını güçlü tutmak için camilerde imamlara dua ettirmiş olması gayet olağandır.
Buhari'nin aktardığı şekliyle bir yerde bulaşıcı hastalık var ise oraya girmeyiniz. Bulunduğunuz yerde bulaşıcı hastalık var ise oradan çıkmayınız hadisi şerifi. Osmanlı ulemasının vebalara karşı halka öğrettiklerinin başında geliyordu. Bu manada arşiv belgeleri de bize ışık tutuyor. Öte yandan Selçuklu ve Osmanlı döneminde salgın hastalıklara önlem olarak alınan hususlar salgın hastalıklar için yazılmış olan bir veba risalesinde ortaya konulmuştur. Bunlar şöyle sıralanmış. Maddi temizlik, temiz beden, manevi temizlik, temiz ruh, toplumsal ahlak, temiz toplum, muktedir iktidar, temiz siyaset, temiz çevre ve temiz mekan. Hakikaten büyük Türk düşünürü Yusuf Has Hacip 1070 yılında yazdığı eseri Kutadgu Bilig'de yine temizliğe dikkat çekerek devleti yöneten bey temiz olmalıdır. Eğer bey temiz kalpli olmazsa hiçbir vakit temiz ve isabetli hareket edemez. Aslı temiz olan daima temizlik ister demiştir. Dolayısıyla Selçuklu ve Osmanlı Devleti'nin vebalarla ilgili almış olduğu temel kaide, prensibin yine temizlik olduğunu görüyoruz. Osmanlı Devleti'nde 1831 yılı kolera salgınından sonra II. Mahmut'un emriyle karantina uygulaması için ilk defa meclisi tahaffuz toplanarak göreve başlamıştı. Bu tür salgınların önlenmesinde tahaffuzhanelerin yani korunma evlerinin çok önemli rolleri olmuştur. Osmanlı döneminde salgın hastalıkların baş gösterdiği zamanlarda İstanbul'da ulema, reaya ve padişahın toplanmış olduğu yer Ok Meydanı idi. Şurada gördüğünüz gibi eski hali Ok Meydanı'nın. İstanbul halkı burada toplanır ve ulemanın duasına iştirak ederdi. Osmanlı döneminde İstanbul'da kurulan karantina merkezi ise Tuzla'daydı. İzmir'de ise 1865 yılında Fransızlara yaptırılan Urla köyündeki, o dönemde köy olarak geçiyor, Urla Kalesi diye, karantina adasıydı. Salgın dönemlerinde hacdan dönenlerin Ege bölgesinde Urla'daki karantina adasına ve Marmara bölgesinde Tuzla'daki karantina bölgesi olan Tuzla'daki tahaffuzhaneye gönderildiği bilinmektedir. Bu karantina bölgelerine gelenler öncelikle hamamlara alınır. Sonra burada temizlikleri yapılır. Kıyafetleri 120 derecede temizlenir. Bu sürede kendilerine temiz kıyafetler giydirilir ve aynı zamanda hekim kontrolünden geçerler. Mesela 1894 yılında yine bir arşiv belgesinde elimize geçti. Yemen'den gelen askerler o havalideki tifo salgınına karşı Urla'daki karantina adasına alınmış. Orada kontrolleri yapılmış. Bir süre bekletilmişler. Daha sonra salıverilmişlerdi. 1738 yılında Balkanlarda vebadan 50 bin kişinin öldüğü göz önüne alındığında aslında Osmanlı coğrafyasında salgınlarla ilgili ne kadar salgınlarla ilgili mücadelenin ne kadar önemli olduğu da anlaşılmış olur. Yine 1801 yılında İspanya'nın Kadiz bölgesinde çıkan hıyarcıklı veba bazı Akdeniz ülkelerini etkilemişti. Türkiye o zaman Anadolu'da dahil. Yine bundan dolayı Osmanlı Devleti'nin İspanya gemilerini İzmir Limanı'na yanaştırmadığını biliyoruz. Bugün uçaklar nasıl vebanın uluslararası camiada taşınmasına sebep oluyorsa uçak yolculukları. O zaman da tabii en büyük taşınma aracı gemilerdi. Dolayısıyla gemilerden gelen kafilelerin
evvela karantinaya alınması ya da hiçbir zaman limana yanaştırılmamış olan gemilerde söz konusu. Bu tarihte buna benzer çok uygulamalar var Osmanlı tarihinde. Yemen'den gelen yahut Afrika'dan gelen bazı gemiler karantinaya alınarak İzmir limanında bekletilmişlerdi. 1801 yılına ait bir başka belge, Turcuzade Abdülkadir Efendi'nin Afrika kökenli olduğu anlaşılan Zenciye Şirin adlı hizmetçisinin Mehmet Emin'e sattığı ve Üsküdar Mahkemesi'ne verdiği beyanatta sağlıklı olduğu ve bir vebaya yakalanmadığını mahkeme kaydında belirtmiş. Zenciye Şirin kuvvetle muhtemel Türk sinemasının önemli simalarından Afrika kökenli Dursun Eşiri'nin büyük annesidir. Zira o tarihe baktığımızda zaten Afrika kökenli İstanbul'da yaşayan insanların sayısı bellidir. Özellikle tabii ki bunu ismi ele veriyor. Zenciye Şirin, Zenci ismi malumunuz Afrika kökenli olduğunu ortaya koyuyor. Bu bilinir zaten. Tüm Zenci ya da Zenciye ise kadındır. Zenci olarak adlandırması erkektir. Fatıma Tüzzehra. Fakat isminin devamı, yani iki ismi var. Fatıma Tüzzehra Şirin. Bunu aslında şu anda Dursun Eşir'in yaşayan oğlu, Türk sanat müziği sanatçısı İbrahim Şirin Bey'e sormak lazım. Bunu bilebilir bunu. Önemli bir ayrıntı. Hem Afrika kökenli bir hanımefendinin Osmanlı dönemindeki kaydı, hem de onlar artık uzun zamandan beri bizim Osmanlı toplumunun bir parçası olmuşlardır. Önemli bir ayrıntıdır. Afrika arşivi de Türkiye'de salgınlar hakkında önemli malumatlar içerir. Bunun bir sebebi Afrika'yı sömüren İngilizlerin dünyanın her tarafından haberdar olduğunu sömürdükleri insanlara, o halka hissettirmek istemeleridir. Diğer bir nedeni ise mesela Hindistan'da salgın varsa oradan gelen Ümit Burnu'na ulaşan yahut Yemen'e çıkan Aden Körfezi'ne yahut Kızıldeniz'e gelen oradaki sömürgelere işte Somali'ye vesaire gelen limanlara bu gemilerin yani salgının olduğu bölgeden gelen gemilerin yanaştırılmaması için önlemler alınmıştır. Bunların birisi de haber yapılmış olması. Yani bunlar rapor edilmiş. Bir sömürgeden, Hindistan sömürgesinden diğer sömürgeye. Hatta gazetelerde de yer almıştır. Onların kendi sömürge gazetelerinde tabii ki. Mesela şu önemli bir ayrıntıdır. Bunu Afrika arşivinde buldum. O dönemde Osmanlı sınırları içerisinde yer alan Yemen'den çıkan bir salgının Afrika'ya sıçramaması için Güney Afrika'da sömürge valisi George Grey, Ümit Burnu'ndaki Müslümanların o yıl hacca gitmemeleri ve Yemen'den gelenlerin yani eğer erkenden gitmiş olan varsa Yemen'e bunlar şehre gelmeden Robben Adası'nda Nelson Mandela'nın hapis yattığına Robben Island denilen meşhur adada hemen Cape Town şehrinde o adada karantina bir şekilde karantina uygulamasına alınmış Yemen'den gelen hacılar. Bu da ilginç bir detaydır. Yine elimizde bir kayda başka bir Afrika arşivindeki bir kayda göre 17 Ocak 1845 yılında Tahran ve Tebriz'i gezen bir İngiliz misyoner Joseph Wolfe, yanında tercümanı meşhur dil bilimci ve oryantalist şarkiyatçı William Redhouse var.
Erzurum'a geliyorlar. Erzurum'da burada görüyorsunuz bu kayıt çok ilginçti. Şurada yazıyor Erzurum ve bu yazıyı kendisi bu misyoner Joseph Wolff gazeteye yolluyor ve sömürgelerde yayınlanıyor. Bunlar hep aslında psikolojik savaştır. Yani bakın biz sadece Afrika'da değiliz, aynı zamanda Anadolu'da, Erzurum'da gezen misyonerlerimiz var. Bunlar psikolojik savaştır. Yani bunları o topluma korku salmak için, sömürdükleri topluma. Bunun başka bir konuşmada aslında anlatılabilir. Mesela Titanic'in batması 1912 yılında büyük İngiliz bandıralı gemi Titanic'in batması sömürgelerde büyük korku yaratmıştı. Yani imajını zedeliyor çünkü Büyük Britanya İmparatorluğu'nun, güneş batmayan ülkenin. Bu da tam tersi işte. Bunların yapılmasının sebebi o. Yani bakın biz Afrika'da sizi idare ediyoruz ama biz misyonerimiz de Erzurum'da, Anadolu'da, Rusya'da vesaire dünyayı işte kontrol ediyorlar. Öte yandan, fakat çok ilginçtir bu belge. O zaman Erzurum valisi Esat Paşa bunları almış, bu gördüğünüz belgede çok detayıyla güzel şekilde anlatmış. Bunları alıyor, Hasankale'de Erzurum'da hamama getiriyor. Çünkü İran'da bir salgının olduğunu, kolera salgının olduğunu biliyor Esat Paşa. Ve yine misyoner Joseph Wolff'un anlattığına göre, bu belgeden anladığımız kadarıyla Hasan Paşa onlara çok nazik davranıyor. Temizliklerine sadece emin olmak için bir şekilde karantina uygulaması yapmıştır Esat Paşa burada. Bu da önemli bir vesikadır bizim açımız, özellikle vebalar açısından, Osmanlı coğrafyasındaki salgınlar açısından. 1877 yılında Doktor Kadri ve Servet Beylerin Hicaz bölgesinde toplu ölümlere yol açan kolera salgınını önlemek için çalıştıklarını yine Afrika arşivinde buldum. 1880 yılında Güney Afrika'da uzun yıllar hizmet etmiş olan İslam alimi Seyit Ebubekir Efendi vefat ediyor sıtma hastalığından. Bu hastalığı Mozambik'te kaptığını biliyoruz. Bu belge, şu gördüğünüz mektup aslında Ahmet Cevdet Paşa'ya yazmış olduğu son mektup. Bu mektubu ölmeden 5 ay önce yazıyor, gönderiyor daha doğrusu. Yani muhtemelen mektup Ahmet Cevdet Paşa'ya İstanbul'a ulaştığı zaman Ümit Burnu'ndan muhtemelen Ebu Bekir Efendi ölmüş olmalı yahut ölmek üzeredir. Çünkü o kadar sürüyor mektubun oraya gitmesi. Bu mektubun ilginç tarafı şudur. Ben bunu bir çalışmamda İngilizce'ye çevirmiştim. Buradaki aile fertleri için. Onlar çok duygulanmıştılar bu mektupta. Mektubun sonu şöyle. Efendim, bu defa pek hasta oldum. Hak tecelli eder de ederse, hak tecelli eder de ölür isem, mektuba böyle başlıyor. Yani artık ümidini kesmiş, bu sıtma hastalığından muzdarip olduğunu anlatıyor ve ölürsem çocuklarım sana emanet diye bir mektuptur. Hüzünlü bir mektuptur hakikaten. Tabii Afrika'da Ebu Bekir Efendi gibi onun torunları ve diğer Osmanlı alimlerinden vebadan ölenler vardır. Bu mektup da zaten buna bir delil teşkil eder. Alman İmparatorluğu Genelkurmay Başkanı Helmut von Moltke 1890'larda Anadolu'da yaptığı gözlemlerini hatıralarında anlatmıştır. Moltke, Osmanlı İmparatorluğu'nun başındakiler şöyle demişti. Osmanlı İmparatorluğu'nun başındakiler savaşlar kazandılar ve ülkeler fethettiler.
İsimlerini gelecek nesillere taşıyacak su kemerleri, camiler, medreseler, okullar inşa ettiler. Fakat halkını veba salgınından kurtaran kişi bütün halkın takdirini kazanmış olan Sultan Abdülhamit'tir. İşte halkın veli nimeti olan bu kişi bugün aramızdadır. Gladstone'un iftiraları bile bu büyük hükümdarın meziyetlerinin üstünü örtemedi, demiştir. General Moltke'nin bu ifadelerinde belki biraz şahsi görüş mübalağa olmuş olsa da Sultan Abdülhamit döneminde bu faaliyetlerin sağlık müesseselerin açılmasındaki faaliyetlerin hızlandığını yine arşiv belgelerinden görüyoruz. Salgın hastalıklara karşı İstanbul'da bakteriyoloji hane 1893 yılında kurulan araştırma merkezi o dönemde kolera ve tifüs içinde tifüs gibi özellikle Osmanlı ordusunda baş gösteren salgın hastalıklar üzerine araştırmalar yapmıştı. Bir Osmanlı arşiv belgesine göre 1909 yılında Doktor Muhittin Bey'in başkanlığında Müessesat-ı Hayriye-i Sıhhiye Teşkilatı kurulmuş. Yine bu belgeye göre bazı hastane ve diğer sağlık müesseseleri bu sağlık merkezine bağlanmıştı. Bunun yanında bu bahsettiğimiz merkez, Müessesat-ı Hayriye-i Sıhhiye, sadece sağlık araştırmaları yapmıyor. Aynı zamanda Osmanlı ordusunda en çok hangi hastalık, yani vebanın olduğunu ve o vebanın nereden geldiğini. Mesela o döneme ait belgeleri incelediğimizde Çin ve Afrika'dan gelen vebalar üzerine önemli şeyler yapılmış. Araştırmalar, mülazalar yine o dönemin gazetelerinde, Mecmua-i Fünun ya da Servet-i Fünun'da yayınlanmıştı. 1911-12 yılında salgın hastalıklara karşı bakteriyoloji hanenin Balkanlarda ve Trablusgarp'ta Osmanlı ordusuna fiilen desteklediğini biliyoruz. 1914 yılında Türk hekim Doktor Refik Güran kurumun başına getirilmişti. 1922 yılı itibariyle bu kurum Hıfz-ı Sıha Müessesesi adı altında çalışmaya başlamıştı. Bu dönemde her zaman olduğu gibi savaşlardan dolayı ortaya çıkan salgın hastalıklar tüm dünya milletlerini tesir altına aldığı gibi Osmanlı coğrafyasında da toplu ölümlere yol açmıştı. Birinci Cihan Harbi'nde bizzat dedemden dinlediğim yaşanmış bir hikayeyi de sizle paylaşmak isterim. Trabzon'un Ruslar tarafından işgali 1. Cihan Harbi'nin başlamasıyla ve Doğu Karadeniz halkı o dönemde Samsun'a kadar muhacir çıkıyorlar. Buna muhacirlik denir o tarihte. Özellikle Doğu Karadenizler bunu bilir. Eski kuşak. O resimde gördüğünüz yaşlı eski bir resim. Benim dedemin babası Hatip Hoca Abdülcelil Efendi. O da Rus işgalinde ailesini alarak Samsun'a doğru kaçıyorlar yani. Bütün aileler Doğu Karadeniz'de Trabzon, Rize'den Samsun'a doğru göç ediyorlar. İşgalden kaçıyorlar dolayısıyla. Şimdi bunu benim dedem vefat etmeden önce bana anlattı bu dönemi. O orayı size izah etmek isterim ve savaşlarda ve seferberlikte salgın hastalıkların ne kadar tesir ettiğini, topluma ne kadar etki ettiğini de daha iyi anlamış oluruz. Dedem sözlerine şöyle başlamış. Annemi 6 yaşında salgın hastalıktan kaybetmiştik. Babam Abdülcelil Efendi, çocuklar sahipsiz kalmasın diye yeniden evlenmişti. Cihan Harbi patlak verdi. Ruslar Trabzon havalisini topa tuttuklarında babam Hoca Abdülcelil Efendi ailemizi toplayarak komşu ve akrabalarla muhacir çıktık.
Rus gemilerinin bizi görmemesi için inek ve atlarımızla fındık bahçelerin içerisinden ilerliyorduk. Devletin verdiği fişlerle fırınlardan ancak günde bir somun ekmek alabiliyorduk. Seferberlik hali olduğu için beklentilerimiz de o nispetteydi. Yağmur, çamur, yollara revan olmuştuk. Orduya varmadan, Ordu şehrine yani, Giresun'u geçmişler, Ordu'ya geliyorlar. Küçük kardeşim Murat hastalandı. Kolera illetinden yolda vefat etti. İçimiz yandı. Fakat ağlamaya, üzülmeye vaktimiz yoktu. Babam ve üvey annem dua ederek kardeşimi yolda bir ağacın altına gömdüler. Ordu şehrine gelince babam Hatip Abdülcelil Efendi de ateşlendi. Belli ki kardeşimle ilgilenirken ondan hastalık kapmıştı. Ordu şehrinde o zaman hastaları yatırdıkları bir karantina binasında babamı tedaviye aldılar. Fakat bir hafta içerisinde babamla pencereden görüştüğümüzde burada kimsenin iyileşmediğini, sadece ölümü beklediklerini söyledim. Korkuya kapıldık. O akşam babamı pencereden kaçırdık. Babam başka türlü ilaçlarla iyileşti. Hakikaten merhum dedemin ifade ettiği gibi savaşlarda ve seferberlikte yani bir taraftan da sadece düşmanla savaşmıyorsunuz, aynı zamanda vebayla savaşıyorsunuz, açlıkla savaşıyorsunuz. Çok büyük bir tesir yani toplum için. Osmanlı Devleti malumunuz son 50 yılını savaşlarla ve seferberlikle geçirmişti. 1876'da başlayan özellikle Osmanlı-Rus muharebesi, 93 Harbi diye geçen muharebe, daha sonra yani bir savaşlar dizisinin tam yani hitamına kadar, imparatorluğun yıkılmasına kadar devam etmiştir. Ne yazık ki. Dolayısıyla veba, salgın Osmanlı Devleti'nin en büyük problemiydi. Özellikle Osmanlı ordusunun. 1923 ve 24 yıllarında Lozan Anlaşması'ndan sonra Yunanistan'dan mübadele ile gelenlerin salgın hastalıklara karşı muayeneleri Tuzla'daki tahafushanede yapıldığını biliyoruz. Şimdi Tuzla'daki Denizcilik Fakültesi'nin orada mesela çamaşır makineleri var, eskiden kalan o buharla çalışan makineler. Onlar o eski karantina döneminde, Osmanlı döneminden bize kalan malzemedir. Dolayısıyla bu karantina müesseselerinin, sağlık müesseselerinin Tuzla'daki olsun, Urla'daki olsun yahut İstanbul'un içerisindeki Hıfzıssıha müessesesi gibi bunlar sadece gelen hastaları iyileştirmek değil, aynı zamanda aşı geliştirmeye, bu hastalıkları önlemek için çeşitli araştırmalar yapmaya da yönelmişlerdir. Bunları Osmanlı Devleti'nden Türkiye Cumhuriyeti'ne miras kalan bu enstitülerin Türkiye Cumhuriyeti döneminde de önemli hizmetler yaptığını biliyoruz. Aynı zamanda mesela 1938 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle Çin'e gönderilen kolera aşısı bu müesseselerin, Hıfzıssıha'nın mesela neler yaptığını, yani burada aşı geliştirilmiş, burada sadece oturup gelen hastalara ne yaparız değil, bu kolera aşısı nasıl, bunun ilacı nedir, bunlar üzerine çalışmalar yapılmış. Bu açıdan bu müesseseler hala aktiftir. Tabii ki şu anda tıp çok gelişmiş durumdadır.
gelişmiş durumdadır diyorum ama ne yazık ki malumunuz bugün tıpla alakalı o teknolojiye rağmen dünyayı eve hapseden bir salgından, virüsten bahsediyoruz. Sözlerime son vermeden önce şimdiye kadar vefat etmiş olan korona virüsünden vefat etmiş olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum ve hastalarımıza da acil şifalar diliyorum. Evde kalın, sağlıkla kalın. Teşekkür ederim.